Hepinize merhabalar canlarım. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Bugün anneme doğru gideceğiz canlarım. Annem ekmek yapıyormuş. Yanında galiba börek de yapar. Onun için şöyle biliyorsunuz ki 5 kiloluk bir çökeleğimiz vardı. Gün doğmuştan gelip eşim almıştı hatırlıyorsunuz. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Şöyle biraz peynirden çıkardım. Peynir götüreceğim anneme doğru. Orada biraz börekler falan yapabiliriz sanırım. Hamur yaptığına göre, ekmek yaptığına göre. Ben de biraz peynir götüreyim ki dedim. Orada şöyle bir şeyler yapıp saçta yiyebiliriz. Onun için şöyle peynir çıkarıyorum. Anneme de söylemedim ama eminim yaparız. Gereklidir yani peynir sonuçta. Ekmek yapılan yerde. Orada da çekebilirsem sizlere çekeceğim. Günlük vlog tarzında. Bugün cuma, bir de pazar var annemin orada. Belki pazarda da çekebilirsem çekerim. Birkaç eksik var çünkü evde. Şöyle kaşıkla alayım diğerlerini. Umut ve babası aşağıya indiler bile. Ben peynir katayım diye kaldım. Pelin de okulda bu arada. Zaten Pelin dişinden dolayı biliyorsunuz ki tel var. Doğru dürüst bir şey yiyemiyor. Onun için o gitmez zaten. Gelirken ona getiririz. Zaten okul saatine de daha 1,5 saat var. 1,5 saat onu beklersek anneme geç kalacağız. O yüzden biz gidelim dedim. Dediğim gibi Pelin'e gelirken getiririz bir iki tane. O sever yufkayı ama yavrum bu aralar bir şey yiyemiyor. Böreği de sever, yufkayı da sever saçta yapılan. Ama bu aralar sulu gıdalar, sulu gıdalar. Biraz yemeklerden çok az yiyebiliyor, yediği kadar fazla yiyemiyor. Ay bu kadar çıkarabildim, elim ağrıdı. Bunu bu şekilde basmazsanız bozulur, onun için havanla falan böyle dövülerek basılıyor bu şekilde bidonlara canlarım. Yoksa bozulur. Daha önceki videomda göstermiştim. Ve ağzına devamlı havlu peçete koyuyoruz. Her alışımızda o havlu peçete nemli oluyor zaten. Onu atıyoruz. Yenisini koyuyoruz. Bu şekilde peynirimiz devamlı bozulmadan durabiliyor. Bu kadar yeterli ya. Evet. Bayağı çıkardım. Sanırım yarım kiloyu geçti. Daha fazla çıkaramayacağım. Bu kadar yeterli. Evet, şöyle göstereyim. Şu kadar çıkardım. Şöyle götüreyim. Orada tüketiriz. Annemde de vardır zaten. Evet, bu şekilde üzerine dümdüz aldım. Şu şekilde her tarafı eşit aldım ki daha düzgün ve muntazam dursun diye. Şöyle kenarlarından sıyırdım gördüğünüz gibi. Hemen şöyle havlu peçeteyi iki katlı yapıp, hatta şöyle dört katlı göstereyim. Bunu içerisine şu şekilde koyuyorum. Bir daha alana kadar bu nemli oluyor zaten. Evet canlarım. Ben de iniyorum. Anneme doğru gidiyoruz. Evet, hadi gel. Geldik değil mi? Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Başlamış anneannem, gel hadi. Oynarsınız sağda. Evet canlarım, annem gel şöyle biz gelene kadar. Evet buradayım. Yapmışlar yufka. Arkadaşlara yufkaları gösteriyorum. Evet arkadaşlar, bakın ne kadar güzeller. Evet, bir sürü yufka yapmışlar değil mi biz gelene kadar anneannen gel. Evet, gördüğünüz gibi kokuyor bu. Evet, mis gibi kokuyorlar değil mi aşkım? Evet.
Şöyle yufkayı gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek. Burada koltuk var. Bunu evet. Siz terlersin. Seniz bu ısıtıyı birleşin. Evet, şöyle bir de az bir şey daha olmuş. Sanırım burada da annemin tarhanası vardır kesin. Evet, bu da tarhanası annemin. Üzerine bunu koymuş ki böyle bir oklava gibi. Hepsi örtmüyor çünkü nemlenip içine buhar yapıp su akmasın diye. Bir saniye anneciğim, konuşuyorum şimdi ya hani. Şöyle bez koymuş ki gördüğünüz gibi tarhana mis gibi hazır. Bu arada bana da yapıldı. Benimki de evde arkadaşlar. Onları daha size göstermedim. Onu da eve gidince belki bu videonun içine eklerim. Evet, şimdi dışarıda teyze kızlarıyla ekmeğin devamını yapıyorlar. Birazdan onları da çekerim ama konuşamam. Bu biberi gösteriyormuş Umut da arkadaşlar diyor. Annem bu şekilde bahçeden topladığı cin biberleri de kurutmuş. Şöyle pul biber yapacak sanırım. Evet. Şöyle bir de burada var. Bir de buraya yığmış annemgil. Yatak odasında da var. Bu şekilde. Bu arada annemin, şöyle çekeyim hemen. Yatak odası, perdesi. Ve şöyle karyolanın üzerine battaniye örtmüş. Evet. Yatak odasına da bunu koymuşlar. Birazdan üzerlerini örterler. Şimdi çıtır çıtır ediyor. Tamamen şöyle otursun diyerekten üzerini örtmemiş annem. Sonra beziyle her tarafını kaplar birazdan. Dışarıda devamını yapıyorlar ekmeğin canlarına. Sonra 2,5 lira. Ama 2,5 liraymış.